Merhabalar. Defense Circle olarak savunma sanayi firmalarımızın üst düzey yöneticileriyle yaptığımız söyleşilerde bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 22 yıl kadar görev yaptıktan sonra bu süreçte STM'de 6,5 yıl çalışıp 4,5 yılını da teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı yapan ve sonrasında da geçtiğimiz Mart ayı içinde SDT Genel Müdürlüğü'ne atanan mı diyelim Ömer Bey, nasıl diyelim, Evet, görevine tabii ki. başlayan Sayın Ömer Korkut'la beraberiz. Ömer Bey, hoş geldiniz. Öncelikli olarak yeni görevinize başarılar diliyoruz. Şimdi kısaca söyleşimize ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi SDT tabii savunma sanayimizde çok yakinen bilinen önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi ve bu yıl 15. yılını kutluyor. Kısaca söyleşimizi hem 2019 yılının hem biraz da 2020 yılının bu önümüzdeki bu sürecini biraz da ele alarak ciro, personel yapısı, yürüttüğü projeler, ihracat, Ar-Ge bütçesi, hani bu süreç içinde bu 15 yıllık dönemde sayısal göstergeler neler gösteriyor ve Türk savunma sanayine kattığı tabii ki katma değer çok önemli. Bu katma ortaya koyduğu bu katma değer ve bu vizyonla SDT Türk savunma sanayi ve havacılık sektörü için ne ifade ediyor? Söyleşimize böyle başlayalım istiyorum. Tabii ki. Öncelikle ben de böyle bir söyleşi imkanını tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Benim de SDT'de göreve başladığımdan bu yana ilk olarak her ne kadar yüz yüze fiziken olmasa da bu şekilde Covid sürecinin bir neticesi olarak uzaktan da olsa verdiğim ilk röportaj olacak. O yüzden de bu fırsat benim için de önemli. Ve öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki tamamen yerli sermayeye sahip özel bir şirket olarak SDT'nin kuruluşundan bu yana geçen 15 yılı bence tam bir başarı hikayesi. Sizin de belirttiğiniz gibi ben de rakamlarla konuşmayı severim. Dolayısıyla bu 15 yıllık sürece rakamlarla baktığımızda şimdi gösterge olması açısından son 10 yılını bakalım ve son 10 yılında savunma sanayimiz küresel ve bölgesel dengelerden kaynaklı gelişmeler neticesinde oldukça ön plana çıktı. Ve devletimizin de bu dönemde sağladığı destekle çok ciddi hamleler yaparak önemli bir büyüme yakaladı. Şimdi yine bu 2009-2019 yıllarına bakarsak, bu 10 yıllık döneme bakarsak, ülkemizin savunma sanayi cirosu 2009 sonunda 2,9 milyar Amerikan dolarından 2019 sonunda 10,9 milyar Amerikan dolarına yükseldi. Diğer bir deyişle bu 3,8 katlık bir artışı ifade ediyor. Peki aynı dönemde SDT'ye bakalım. SDT'nin cirosu nereden nereye gelmiş 2009 ve 2019 yılları arasında? Tabii SDT 2010 yılında aslında 5 yaşında bir şirket. Yani daha kuruluş aşamasını tamamlamış, işte faaliyetlerini belki yeni düzlüğe çıkarmış bir şirket. O zamanki cirosu 5 milyon dolar civarında. Ama 2019 sonuna geldiğimizde bu ciroyu 25 milyon dolara çıkartmış. Yani aynı dönemde SDT'nin finansal büyüklüğü yaklaşık 5 kat artmış ki savunma sanayi sektörümüzdeki kat artış 3,8 katken SDT bu artışla uyumlu, hatta bunun üzerinde bir finansal büyümeyi yakalamış diyelim. Şimdi diğer bir rakam personel rakamı. Burada da son 3 seneye bakalım. 2017 yılı sonunda personel sayımız SDT'de 184 iken bugün itibarıyla 224'e çıkmış durumda. Yani sırasıyla 2018 sonunda 198, 2019 sonunda da 214 olmuş ve 2020 yılının ilk 5 aylık döneminde de 224'e çıkmış ki biliyorsunuz bu ilk 5 aylık dönemin yaklaşık 3 dönemini biz pandemi süreci olarak yaşadık ama bu da başka bir gösterge. Biz pandemi sürecinde dahi en azından personel artışımızı, personel alımlarımızı devam ettirmişiz. Personel olarak büyümeye devam etmişiz. Ve bu da aslında SDT'nin finansal taraftaki büyümesine uygun olarak kararlı ve dengeli bir ve sağlıklı bir büyüme süreci içerisinde olduğunun önemli göstergelerinden bir tanesi. Şimdi bir de projelere bakalım. Tabii SDT kuruluşundan bu yana ürün odaklı bir şirket olma, bir teknoloji şirketi olma
hedefiyle ilk başlarda belki ana sistem entegratörlerine alt sistem sağlama, onların alt yüklenicisi olma şeklinde projeler yürütmüş, ürünler çıkartmış. Ama son döneme baktığımızda SDT sadece ana sistem entegratörlerine veya büyük savunma sanayi firmalarına alt yüklenici veya tedarikçi olmak yanında kendisi de orta ölçekli projelerde ana yüklenici ve entegratör olma rollerini üstlenmiş durumda. Ve bunlara baktığımızda zaman içerisinde şu anda SDT'de üretim projelerimizi de dahil ettiğimizde, yani irili ufaklı bütün projeleri dahil ettiğimizde SDT'de yürüyen proje sayısı yaklaşık 90. Bu rakam SDT ölçeğindeki bir şirket için oldukça ciddi bir rakam. Şimdi biraz da ihracattan bahsedelim. İhracat verilerine baktığımızda SDT 2019 yılı sonu itibarıyla cirosunun cirosundaki ihracat payı yaklaşık %20'leri geçmiş durumda. Ciro'nun böyle beşte birlik kısmının ihracat odaklı olması, ihracattan geliyor olması iki şeyi gösteriyor bence. Bir, ihraç edilebilir ürünlerinizin ve yeteneklerinizin olduğunu ve bunları da ihraç edebilecek pazarlama gücünüzün bulunduğunu gösteriyor. Bu da o anlamda önemli. Son olarak yine sizin bu parantez içerisinde belirttiğiniz işte göstergelerden Ar-Ge'ye de değinmek istiyorum. Yine ilk yıllarında SDT elbette Ar-Ge yaparak ürün geliştirdi. Elbette projelerin içerisindeki yatırım bütçelerini kullanarak Ar-Ge yaptı. Buralardan ürün çıkarttı, kabiliyet geliştirdi. Ama son dönemde artık kendi öz kaynaklarıyla da rahatlıkla Ar-Ge yapabilir duruma geldi ve bütçesinde Ar-Ge kalemleri, öz kaynaklarından Ar-Ge kalemleri bulundurmaya başladı ve bu da aslında sürdürülebilirliğinin ve kararlı büyümesinin göstergelerinden bir tanesi oldu. Şimdi tüm bunları toparladığımızda aslında 15 yıl içerisinde SDT bu kararlı ilerleyişiyle ve geliştirdiği ürünlerle bir savunma sanayinde bir güven telkin eden bir kurum olma yolunda ciddi bir noktaya geldi. Bu önemli projelerde ana yüklenicilik görevlerini üstlenmesinin de altında yatan neden olarak görüyorum ben. Ve tabii savunma sanayimiz büyürken büyük şirketlerimizin burada katkıları çok fazla oldu. Ama sektörümüz aslında orta ölçekte ki projelerde entegratörlük rolü üstlenebilecek yine SDT benzeri şirketlere de bence ihtiyaç duyuyor ve SDT bu orta segmentte yer alabilecek önemli bir aday olarak bence Türk savunma sanayinde rolünü üstlenmeye başladı ve önümüzdeki dönemde umut ediyorum bu rolü daha da perçinleyerek etkisini ve yeteneklerini savunma sanayimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik kuvvetlerimize sunmaya devam edecek. Şimdi geçtiğimiz Mart ayında görevinize başladınız. Tabii Mart ayıyla beraber tabii tüm dünyada da bir pandemi süreci başladı. Çalışma düzenleri değişti. Tabii savunma sanayi firmalarının da bu düzende çalışmaları, üretimleri, faaliyetlerinde tabii ki belirli aksamalar, gecikmeler yaşandı. Bu süreçle beraber tabii birazdan COVID ile ilgili SDT'de alınan önlemler, tedbirler, bunlarla ilgili soruları yönelteceğim ama öncesinde tabii 2020 yılı hepimiz için beklenen bir şekilde başlamadı. Fakat bu süreçte tabii siz yeni bir göreve başladınız. Tabii yeni bir görevle beraber tabii önemli sorumluluklarınız da var. Ömer Korkut olarak SDT'de 2020 yılıyla beraber hayata geçirmeye planladığınız çalışmalarınız ve hedefleriniz konusunda neler söylemek istersiniz? Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi 2020 yılı sadece sektörümüz ve ülkemiz için değil, bence tüm dünya için değişik bir yıl oluyor. Bunu yılın ilk günlerinde aslında pandemi öncesindeki gelişmelerden itibaren hep birlikte tecrübe ediyoruz. Ve tek başına son 3 aylık dönemde yaşadığımız koronavirüs salgını bile 100 yılda bir cereyan eden ve kendisinden önce yaşanan dönemi ciddi anlamda değiştiren bir olay. Öyle denk geldi ki ben 9 Mart'ta SDT'de genel müdürlük görevine başladım ve
11 Mart'ta Türkiye'de ilk resmi vaka duyuruldu ve gerçekten üstüne gelmiş oldum. Ama şöyle bir şey, bunu zaten yani COVID-19 sürecinin dünyayı değiştireceğini, iş yapış şekillerini değiştireceğini sadece biz değil, dünya da kabul ediyor. COVID-19 dışında küresel ve bölgesel gelişmeler de aslına bakarsanız 2020 yılını bence tarih sahnesinde farklı bir yıl olarak yazacak. Şimdi bu durumlar tabii ki 21. yüzyılın da aslına bakarsanız bir göstergesi, belirsizliği getiriyor beraberinde. Yani belirsizlik dönemleri aslında çoğu zaman kriz dönemleri olarak adlandırılır, kriz gibi görülür ama ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. Bence her kriz kendi içinde fırsatını da barındırıyor. Şimdi önemli olan bu fırsatların neler olduğunu. Şimdi COVID-19 süreci mesela teknolojik anlamda farklı kanallar açtı. Yani işte bir anda bugün üzerinden görüşmeyi yaptığımız benzer uygulamalar çok ciddi ihtiyaç haline geldi. Bu çok her an yaşadığımız bir değişiklik olduğu için örnek veriyorum ama buna benzer olarak işte artık temaslar azaldı. Ondan sonra mesafeler arttı. Bunun teknolojiye yansıması, hem savunma sektörüne hem savunma sektörünün mücavir sektörlerine yansımaları aslında eğer doğru bakarsak bize birçok fırsatı da beraberinde getirecek diye değerlendiriyorum. Ama böyle belirsizlik dönemlerinde bu fırsatları doğru yakalamak, doğru alanlara odaklanmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Şimdi ben ilk görüntülü veya görüşmeli röportajımı sizlere veriyorum ama COVID-19 süreci başladığında bir yazılı röportaj vermiştim ve orada bir cümle arasında COVID-19 ezberleri bozdu demiştim. Onu da güzel bir şekilde kullanmışlar sağ olsunlar. Gerçekten COVID-19 bu anlamda ezberleri bozdu. Şimdi biz SDT olarak ezberlerin bozulduğu bu dönemde ne yapacağız? Şimdi bence aslında sadece SDT değil, geleceğe yönelik planlar yapan tüm kurumların aslında bu dönemde bakıp önceden işler nasıldı, bundan sonra nasıl olacak diye değerlendirme yapması gerekir diye düşünüyorum. Ve biz bu kapsamda SDT olarak öncelikli olarak stratejik planımızı gözden geçirmeye karar verdik. Bir yönetim değişikliğinin de aslında doğal neticesi olarak biz çok süratli olarak stratejik planımızı gözden geçirip önceden 2019-2023 şeklinde planladığımız planı şimdi 2021-2025 olacak şekilde, 2025 biliyorsunuz SDT'nin 20. yılını kutlayacağı yıl olacak. Yeniden düzenlemeye, işte bu hem tehditleri güncelleyip hem de fırsatları belirleyip stratejik çalışma alanlarımızı netleştirmeye yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Tabii bu 2021 yılına kadar bazı şeyleri yapmak için 2021 yılına kadar bekleyeceğimiz anlamına gelmiyor ama biz bu stratejik plan çalışmasıyla SDT'nin 20. yılında kendisini nerede görmek istediği konusunda hedeflerimizi yıllara sarı olarak belirleyip o doğrultuda yol haritalarımızı çizip planlarımızı yürürlüğe sokmak için çaba sarf edeceğiz ve bu anlamda SDT'nin 15 yıllık kurumsallaşma çalışmalarını daha da köklü hale getirmek için şirket içerisinde de belli düzenlemelere gideceğiz ve bu zamana kadar yürüttüğümüz faaliyetleri daha da iyi hale getirmek bir yana söylediğim gibi açılan fırsatları değerlendirecek yeni faaliyet alanlarına giriş konusunda da planlamalar yapacağız. Ve bunların bir kısmını da aslında 2021 yılında beklemeden bu yıldan itibaren yürürlüğe koymaya çalışacağız. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz aslında. Şimdi tabii Covid'den bahsediyoruz. Hayatımızın her noktasında Covid var. Covid'le başlıyoruz. Covid'le devam ediyoruz yine. Şimdi baktığımız zaman sayı 6 milyonu geçmiş durumda. Bütün dünya bunun etkisini yaşıyor. Ama tabii Türkiye'de de Haziran ayıyla beraber bir süreç devam etse bile bir hani faaliyetlerde, çalışma düzenlerinde bir yavaş yavaş bir normalleşme dönemi de başlamış gibi gözüküyor. Bir Mart ayından biraz Haziran ayına ve Haziran ayından daha sonraki yılın geri kalan kısmına şöyle bir göz atacak olursak, SDT'nin bu dönemde aldığı önlemler ve devam eden uygulamaları hakkında kısaca bizleri bilgilendirebilir misiniz? Elbette. Biraz önce de belirttiğim gibi aslında bu koronavirüs salgını bütün dünyayı
hazırlıksız ve savunmasız yakaladı. Ve Mart ayında, yani aslında tabii ki Çin'de Aralık ayının sonunda ortaya çıktı ama bunun bu kadar hızlı yayılacağı veya bu kadar küresel hale geleceği konusunda belki belli bir küçümseme dönemi yaşandı. Ve ama yayılmayla beraber tabii salgın birçok belirsizliği de beraberinde getirdi. Yani virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını, ondan sonra ne kadar tehlikeli olduğunu aslında hepimiz zaman içerisinde bazen de yaşayarak, tecrübe ederek gördük ve dünyadaki etkilerini bazen de dehşetle izledik. Dolayısıyla bu böyle dönemlerde, belirsizlik dönemlerinde yapılacak en önemli şey belki o belirsizliğe uyum sağlamak. Doğru tedbirleri alıp o belirsizliğe uyum sağlamak ve o kaosun içinde yaşamaya çalışmak aslına bakarsanız. Ve gelişmelere göre de çok esnek olmak, gelişmelere göre de tedbirleri güncellemek ve çevik bir şekilde hayatı döndürmeye çalışmak aslına bakarsanız. Biz SDT'de tam da bunu yaptık aslında. 11 Mart'ta ilk vakanın Türkiye'de duyurulmasıyla beraber zaten aslında hani böyle bir şeyin olacağını er veya geç bekliyorduk ama biz de bu süreçte ilk olarak bir kriz yönetim ekibi kurduk. Bir kriz yönetim planı hazırladık ve bu kriz yönetim planında salgın süresince rutin olarak alınacak tedbirler yanında istemediğimiz halde herhangi bir vaka veya vakalarla karşılaşmamız durumunda hangi senaryoları uygulayacağımız konusunda ayrıntılı bir plan yaptık. Tabii bunlarla beraber yani bu planları yaparken neleri referans aldık? Öncelikle devletimizin aldığı tedbirleri ilk ve en önemli referans olarak edindik. Devletimiz kamuda hangi tedbirleri aldıysa biz de şirketimizde özellikle personele muhatap tedbirler açısından bunların hepsini uyguladık. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bu COVID-19 salgını süresince birinci önceliğimiz tamamen çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutup onları COVID-19 salgınından korumak şeklinde gerçekleşti. İkinci önceliğimiz de elbette bir ticari kuruluş olarak iş sürekliliğimizi sağlamak konusunda tedbirlerimize yer verdik. Ve işte nasıl devlet risk grubunda olan personele idari izin verdiyse biz de aynı şekilde idari izinle kendilerini şirketten uzak tuttuk. Ondan sonra biz biraz daha farklı bir yöntem, çalışma konusunda biraz daha farklı bir yöntem izledik. Tabii salgın ilk çıktığında çok alışılmadık ve beklenmedik bir durum. Herkes sağlığından ve onun da ötesinde canından endişe eder duruma geliyor aslına bakarsanız. İlk dönemdeki belirsizlikleri düşündüğümüzde işte biz o dönemde Mart ayının son haftasında bir Türkiye'deki gidişi görebilmek adına personelimizin önemli bir kısmına çok kısa süreli bir toplu izin verdik ama faaliyetlerimize yönetim kadromuz ve çekirdek personelimizle devam ettik. Hiç faaliyetlerimizi durdurmadık. 5 günlük bu kısa toplu izin süreci sonrasında ise 30 Mart'tan 30 Mayıs tarihine kadar 9 hafta süreyle 3 vardiyalı, daha doğrusu üçlü bir dönüşümlü çalışma düzenine geçtik. Biz sabah saat 7'de çalışmaya başladık. Akşam 12'ye kadar çalıştık. Herhangi bir zamanda şirketimizde bulunan personel sayısını bu üçlü dönüşüm sayesinde 1/3'e indirdik. Böylelikle mesafelerimizi, sosyal mesafelerimizi çalışma alanlarımızda arttırdık. Ve personelimiz de bu tedbirleri görerek kendilerini evlerinden sonra en güvenli yer olarak şirketlerinde gördüler ve daha odaklı, daha konsantre olarak çalışma konusunda ciddi bir motivasyon elde etmiş oldular. Sonrasında cumartesi günleri de çalıştık biz. Hatta Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de savunma sanayi sektörüne sağlanan muafiyeti de kullanarak bu günlerde de resmi tatil günleri hariç tabii ki yani bayramlar ve resmi tatil günleri hariç ve pazar günleri hariç çalışmaya devam ettik. Ta ki işte normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran tarihine kadar. 1 Haziran tarihinde ise yaptığımız tek değişiklik aslında üçlü çalışma sisteminden ikili çalışma sistemine dönmek oldu.
Sağlık Bakanlığımız, yetkililer, Sayın Bakanımızın da kendisinin de hatta dün akşam da ciddi şekilde bilgilendirdiği gibi hemen COVID öncesi duruma geçiyormuş gibi davranmamamız gerektiğini düşündük. O yüzden kademeli bir normalleşme sürecini de şirket içerisinde uygulamaya çalıştık. Bu sürede hijyene önem verdik, koruyucu malzeme kullanımına geçtik. Daha salgının ilk günlerinde şirket girişinde ateş ölçümüne başladık. Personelimizi kendi imkanlarımızla işe getirip götürdük. Personelimizi toplu taşımadan uzak tuttuk. Ve bunun yanında sadece şirkette değil, özel hayatlarında da salgınla ilgili hangi konulara dikkat etmeleri konusunda sürekli bilgilendirmede bulunduk. Seyahatleri zorunlu olmadıkça durdurduk. Toplantıları sanal ortama taşıdık. Ve şirkette sosyal alanlarımızın hepsini kapattık ve hala daha kapalı. Çünkü bulaşın yayılma ihtimalinin en yüksek olduğu yerler bu alanlar. İnsanların bir araya geldiği, dolaylı temasın sağlandığı alanlar. Ve buraları da hala daha kapalı tutuyoruz. Normalleşme artık son noktasına geçinceye kadar da personelimizden bu fedakarlığı yapmalarını bekliyoruz. Sağ olsunlar, onlar da bizi anlayışla karşıladılar. Dolayısıyla ilk dönemde üçlü çalışma düzenimizde haftalık çalışma saatlerimizi 30 saatle sınırladık. Ama ikili çalışma düzeninde normal çalışma saatimiz olan 42,5 saate yaklaştık. Şu anda 39 saatteyiz. Tabii bu dönemde en önemlisi şu, özlük haklarını hiçbir şekilde kısıtlamadık. Yani daha kısa süre çalışsak da personelimize sanki COVID öncesinde tam zamanlı çalışıyormuş şekilde özlük haklarını vermeye devam ettik. Bu da tabii ki hem yarattığımız güven ortamı hem de karşılıklı sağlanan fedakarlığın bir göstergesi olarak bu süreçte dayanışma içerisinde olmamızı ve bu süreçten güçlü olarak çıkmamızı sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Biraz önce bahsettiğiniz gibi işte çoğu firmamızda zaten savunma sanayindeki 3 vardiyadan 2 vardiya sürecine Haziran ayıyla beraber geçiş yaptı. Tabii şirket içinde önlemler, tedbirler alınıyor ama savunma sanayi etkileşimi çok yüksek olan bir sektör. Peki bu dönemde hem yeni sözleşmeler, kabul, test süreçleri hem bir şekilde uzaktan erişimle hani toplantılar gerçekleştiriliyor belki ama bu süreçte daha temasın olabileceği yerlerdeki olması gereken yerlerde nasıl önlemler aldınız? Süreci nasıl yönettiniz bu dönemde projelerinize yönelik? Şimdi aslında hani belirttiğim gibi biz çalışmaya hiç ara vermediğimiz için kendi içimizdeki faaliyetlerde önemli bir sorunla karşılaşmadık. 2020 yılındaki faaliyet planımızda bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmedik. En azından SDT'den kaynaklı nedenlerle hissetmedik ama bazı projeler, çünkü bizim malumlarımız olduğu üzere sadece yurt içinde değil, yurt dışında da paydaşlarımız var, proje paydaşlarımız var. İşte bir tedarik zinciri var. Buralarda zaman zaman ufak tefek sorunlar yaşansa da bu zamana kadar faaliyetlerimizi önemli oranda etkileyecek veya herhangi bir taahhütümüzü zora sokacak çok ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Ufak tefek problemlerimiz oldu bizden kaynaklı olmayan sebeplerle ama onları zaman içerisinde açtık. Bundan sonra da umarım yeni bir dalga veya salgınla ilgili beklenmedik bir gelişme olmazsa bu süreci bu şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bahsettiğiniz test, kabul, sözleşme faaliyetleriyle gelince burada da artık hani hep konuşulan yeni normalimize uyum sağlamak üzere işte uzaktan toplantılarla, uzaktan görüşmelerle en azından bir araya gelmek zorunda olmadığımız faaliyetleri sorunsuz olarak yürüttük. Ama ve lakin bir araya gelme ihtiyacı, işte test, entegrasyon, kabul faaliyetleriyle ilgili de yine biz muhataplarımızın düzenine uyduk. Yani biz çalışmaya devam ettiğimiz için eğer bu çalışmayı talep eden muhataplarımız, bunlar tedarik bakanları olabilir, ana yükleyicilerimiz olabilir, son kullanıcı olabilir. Onlar çalıştığı sürece biz aslında onların bu faaliyetlerinin hepsine iştirak ettik, katıldık. Tek bir istirhamımız oldu bu konuda. Bizim SDT'de uyguladığımız salgının da dikte ettiği
koşulların bu çalışma mahallelerinde, bizim misafir olduğumuz çalışma mahallelerinde de uygulanması koşuluyla biz bütün bu çalışmalara iştirak ettik ve bu zamana kadar bu konuda da SDT adına konuşuyorum ben. Çok büyük sorunla karşılaşmadık. Sahada test faaliyetlerine de gidiyoruz. Kabul faaliyetlerine de gidiyoruz. Efendime söyleyeyim, işte proje toplantılarını da olabildiğince, dediğim gibi muhataplarımızın çalışma düzeni kapsamında onlar eğer ki uygun görürlerse yerinde de yapıyoruz. Buralarda da çok büyük bir sorunla karşılaşmadık diyebilirim. Şimdi tabii yurt içi programlarda hani bir belirli bir şekilde bir çalışma düzeni var. Fakat tabii bir de sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi SDT'nin cirosunun içinde %20'lik de bir ihracat payı var ve bu pay hani her geçen günde artıyor. Bunu net olarak görüyoruz. Bu dönemde ihracat çalışmalarınız ne şekilde ilerledi ve hani genel olarak yaptığınız ihracat çalışmaları ile ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki aslında sizin de belirttiğiniz gibi röportajımızın kısmında hani ciromuzun içerisinde ihracatın önemli bir payı olduğunu, bunu arttırma hedeflerimizin de bulunduğunu söylemiştik. Tabii ya, ihracatla ilgili biraz birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum SDT üzerindeki konulara geçmeden önce. Şimdi bu son 10-15 yılda savunma sektörümüz büyüdü, sektördeki aktörler gelişti. Bu birazcık iç pazarın ihtiyacını karşılamak, işte aslında karşılaşmayı ummadığımız örtülü veya direkt ambargolar nedeniyle milli gayretlerimizi artırıp kaslarımızı kuvvetlendirmek adına da aslında bakarsanız bizim açımızdan savunma sanayi sektörünün gelişmesi, millileşmesi, yerleşmesi açısından önemli ve güzel bir süreç oldu. Ama durum şuraya geldi. Aktörler arttı, kabiliyetler arttı, yatırımlar arttı ama neticede pazarımız, iç pazarımız belli. Bizim savunma sektöründe katma değer yaratabilmemiz, hem sektörün kendisine hem memleketimize katma değer yaratabilmemiz için önümüzde en önemli seçenek ihracat kaldı. Dolayısıyla biz artık kendi sektörümüzle, bu kendi pazarımızla bu sektörü büyütmek, sürekli büyütmek gayreti yanında mutlak suretle ürünlerimizi, bu süreç içerisinde olgunlaşan ürünlerimizi ve yeteneklerimizi ulaşabildiğimiz pazarlara da aktarabilmeliyiz ki buradan elde edilecek gelirle aslında daha gelişmiş teknolojileri sağlayacak ARGE çalışmalarına yatırım yapalım ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin de benzer ihtiyaçlarını hep birlikte daha maliyet etkin ve teknolojiye uyumlu olarak karşılayabilelim. Türkiye, aslında Türk savunma sanayi bu son süreçte yakaladığı ivmeyle bu misyonu üstlenebilecek noktaya geldi. Şimdi tabii sizin de belirttiğiniz gibi yurt dışı seyahatler kesildi. Fuarlar iptal edildi, ötelendi. Hatta fiziksel görüşmeler mümkün olmadı yani bu dönemde. Ama ve lakin COVID-19'un son 3 ayda getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen biz yurt dışı temaslarımızı elektronik ortamda yürütmeye devam ediyoruz, ediyoruz. Bu konuda projelere dahil olma çalışmalarımız, iş geliştirme ve pazarlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve mücavir bölgemiz olan işte Orta Doğu'dan, Azerbaycan'dan, Türk Cumhuriyetlerinden, Güney ve Güneydoğu Asya'da, Afrika'da ve Güney Amerika'daki pazarlama faaliyetlerimizi, iş geliştirme faaliyetlerimizi aslında elektronik ortamın nimetlerinden istifade ederek ve normalleşmeye hazırlığı en üst seviyeye çıkaracak şekilde devam ediyoruz. Ve daha önceki bilgilendirmelerde mutlaka konuşulmuştur ama burada bir örnek vermek istiyorum aslında. Güney Kore'yi hepimiz bir ileri teknoloji ülkesi olarak biliriz. Ama biz Güney Kore ile bizim milli muharip uçak benzeri kendi milli muharip uçakların uçak projelerinde, programlarındaki veri bağı projemizde aslında devam ediyor bu proje. Aslında bu ihracat faaliyetlerimizi ne noktaya getirdiğimizi ve bu konudaki kapasitemizi, kabiliyetimizi
gösterir vaziyete geldiğimizi düşünüyorum. Buna yenilerini eklemek üzere COVID-19 sürecinin normalleşmeye dönmesi sonrasında yine fiziksel olarak da bu alanlara giderek, bu bölgelere giderek ve temaslarımızı sürdürerek ihracatımızı hedeflediğimiz noktaya ulaştırmaya devam edeceğiz. Şimdi hedef pazarlarınızdan bahsettiniz, yani Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika olarak. Peki buralarda hali hazırda takip ettiğiniz ihale ve bu bölgelerin ihtiyaçları üzerine neler söylemek istersiniz? Şimdi bu da aslında benim üzerinde durmayı istediğim bir konuydu. Soruyu için o yüzden teşekkür ederim. Şimdi biz bir savunma şirketiyiz. Elbette odağımız hem yurt içinde hem yurt dışında savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve bu pazarın içinde önemli bir yer edinmek. Ama sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için işte biraz önce de bahsettiğim gibi belki savunma alanında elde edilen kabiliyetlerin ve geliştirilen ürünlerin farklı sektörlerde ve dolayısıyla farklı pazarlarda hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılabilmesi için de çalışma yapılması gerekiyor. Ve bu bence gün geçtikçe önem kazanıyor. Yani sadece savunma sektöründe yurt dışı pazarları değil, yurt içinde savunma sektörünün uyarlanabileceği mücavir sektörleri, yani yabancılar buna dual use diyor, işte ikili kullanımın yer alabileceği sektörleri de hedeflemek ve dolayısıyla yurt dışında da savunma pazarı dışında bu yetenekler geliştiği takdirde bu tür pazarları da hedeflemek gerekiyor. Bunun tam tersi de olabilir. Yani çünkü artık teknoloji çok hızlı geliştiği için savunma projelerinde de kullanıcının çok uzun süreli projelere tahammülü kalmıyor. Dolayısıyla bizim COPS entegrasyon dediğimiz daha çok bilişim tarafında gündemde olan projelerin belki önümüzdeki dönemde savunma tarafında da gündeme gelmesi, hazır ürünlerin entegrasyonuyla yeni yeteneklerin kazanılması, bu ürünlerin bir kısmının savunma sektörü dışındaki sektörlerden savunma sektörüne uyarlanması da söz konusu olacak. Dolayısıyla SDT olarak biz faaliyet alanlarımızda bu anlayışı ve bu bakış açısını önümüzdeki dönemde uygulamayı hedefliyoruz. Tabii somut örnekler verecek olursak, mesela bizim çok uzun zamandır neredeyse kuruluşumuzdan bu yana geliştirdiğimiz, tasarımını kendimizin yaptığı veri kayıt sistemi benzeri platform sistemlerinin, görev sistemlerinin benzer şekilde farklı platform, askeri platformlar dışında farklı platformlarda ve dolayısıyla ulaştırma sektöründe kullanılması bence çok kolay erişilebilir bir hedef. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında savunmayla beraber benzer bu mücavir sektörleri hedeflemeye başlayacağız. Yine ürün odaklı yaklaşımımızın bir neticesi olarak aslında iş ortaklığımızla beraber geliştirdiğimiz çanta tipinden araç tipine kadar RF karıştırıcı projelerini takip ediyoruz. Bu projelerin içerisinde hem yurt içinde hem yurt dışında yer alıyoruz, yeni projeleri izliyoruz. Bunların içerisinde yer almak için azami gayret gösteriyoruz. Buna benzer şekilde savunma ve savunma dışı kullanıcılardan anti-drone ihtiyaçları geliyor. Bu ihtiyaçları alıyoruz. Bunları elektronik harp kabiliyetlerimizi de kapsayan çözümlerle karşılayabileceğimiz ihaleleri takip ediyoruz. Bu ihalelerin içerisinde yer alıyoruz. Ana yüklenici oluyoruz veya sağladığımız ürünlerle çözüm ortağı oluyoruz. Bir diğer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan simülasyon sistemlerinin karşılanması maksadıyla açılan ihaleleri takip ediyoruz. Bunlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. Ve benzer şekilde yine savunma simülasyonu alanında yurt dışı hedef pazarlarımızda açılan ihaleleri izliyoruz. Buralara teklifler veriyoruz. Yine simülasyon alanında geliştirdiğimiz Smart Atış Eğitim Simülatörü ürünümüzü hem tek başına pazarlamaya çalışıyoruz hem de yine savunma simülasyonu projelerinde konumlandırma gayretlerini yürütüyoruz. Bir diğer çok önem verdiğimiz konu Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için geliştirdiğimiz ve yakın zamanda seri üretimine geçmeyi umduğumuz taktik eğitim kodumuzu biliyorsunuz tatbikatlarda da denendi, F-16 uçaklarında başarıyla denendi. Bunların da yurt içindeki seri üretim hazırlıklarını yapmakla beraber
yurt dışındaki pazarlara da bu ürünlerimizi konumlandırmayı hedefliyoruz. Yine SDT'nin kuruluşundan bu yana kas geliştirdiği, yetenek biriktirdiği uydu yer istasyonu kabiliyetlerimiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda İtalyan yüklenici Telesipazo ile zaten uzun süreli bir işbirlikteliğimiz var. Ama bu konuda gelişen bilişim teknolojilerini de kullanacak şekilde biz de yeteneklerimizi daha ileri teknolojiyi kapsayacak şekilde evirme gayreti içerisindeyiz. Bunu da var olan offset projeleri kapsamında görüşüyoruz. Bu konuda yeni bir projeye imza atma konusunda epey yaklaşmış durumdayız. Yine bu uydu yer istasyonu kabiliyetlerimizi de sadece yurt içi projelerde değil veya mevcut iş ortaklarımızla yurt dışında değil, hedef pazarlarda da konumlandırmak için gayretlerimize devam ediyoruz. Bir diğer hedef olarak gördüğümüz, gözümüzü diktiğimiz pazar da aslında NATO pazarı. NATO'da da aslında SDT'nin imkan ve kabiliyetlerine uygun zaman zaman projeler çıkıyor, ihaleler açılıyor veya bilgi istek dokümanı benzeri çalışmalar yapılıyor. Bunların da içerisinde yer alıyoruz. NATO projelerine teklif veriyoruz. Buralarda da sadece Türkiye'de değil, buralarda da ana yüklenici veya çözüm ortağı olma konusunda gayretlerimize devam ediyoruz. Son olarak Avrupa Birliği projelerinden de bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği projede malumunuz aslında yeni teknolojileri, iş ortaklıkları çerçevesinde geliştirmeye yönelik projeler. Bu projeleri de aslında iş ortaklarımızla beraber ARGE kabiliyetlerimizi geliştirmek anlamında bir fırsat olarak, buradaki fonları bir fırsat olarak kullanmak üzere takip ediyor. Bunların içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce de bahsetmiştiniz, SDT 2020-2025 yılı ile ilgili, 2021-2025 yılı ile ilgili bir stratejik plan hazırlığı içinde olduğunu söylemiştiniz. Şimdi ben biraz tabii Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023 yılında ortaya koyacağınız vizyon, bu dönemde de tabii SDT 18. yaşını kutlayacak. Nasıl bir öngörü, hedef, beklentiniz var? Bunu okuyucularımızla paylaşabilir misiniz, izleyicilerimizle dair? 2023 yılı yani öncelikle her Türk vatandaşı için çok önemli bir yıl. İlelebet yaşatmayı hedeflediğimiz modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrını hep beraber kutlayacağımız, bunun övüncünü, kıvancını yaşayacağımız bir yıl olacak. Tabii ki biz de savunma sektöründe önemli bir oyuncu olarak bu yılı güzel haberlerle, ürünlerle, gelişmiş kabiliyetlerle ve sektörümüze sağlayacağımız katma değerli desteklerle kutlamayı hedefliyoruz. Bu konuda planlar yapıyoruz ki bunun için çok zamanımız da yok aslına bakarsanız. Yaklaşık 2,5 yıllık bir süre var. Elbette bu zaten var olan 2019-2023 stratejik planımız içerisindeki hedef tarihi zaten 2023'tü. Bu konuda hedefler vardı. Bunları güncellediğimiz stratejik plan içerisinde de yeniliyoruz, geliştiriyoruz ve dolayısıyla bunları da en kısa sürede yürürlüğe koymak için çabalıyoruz. Bugün itibariyle çok çalışmalarımız, özellikle planlama çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle çok kesin bilgiler vermeyeyim. Orada biraz ucunu açık bırakayım ama şu kadarını söyleyebilirim ki sizlere sorunuzda belirttiğiniz gibi sürprizlerimiz olacak ve belki de bunları duymak için çok fazla beklemeyeceksiniz. Bugün itibariyle hem biraz merak yaratayım, bu kadarını söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde bu anlamda geliştirdiğimiz ürünleri farklı alanlara evirmek, mükemmelleştirmek ve yeni teknolojilerle daha ileri seviyeye getirmek bir yana, bu zamana kadar girmediğimiz alanlarda ama boşluğunu, ama yurt içinde, ama yurt dışında boşluğunu tespit ettiğimiz farklı sektörlerdeki alanlarda da çalışmalarımız olacak bu kapsamda ve özellikle yenilikçi ürünler, yenilikçi çözümler ve kabiliyetler geliştirme konusunda, daha önce yapılmayan işleri yapma konusunda planlarımızı hem 2023 yılına hem de SDT'nin 20. yılını kutlayacağı 2025 yılına yetişecek şekilde belli bir
plan, program ve yol haritası çerçevesinde gerçekleştirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Bu faaliyetlerimizde odağımızda iç pazar olduğu kadar dış pazarda olacak, hep bahsettiğimiz gibi. Dolayısıyla operasyon hedeflerimizde ihracatı da öncelikleyeceğiz ve bu şekilde gelişimimizi sürdürmeyi devam ettireceğiz. Siz aslında biraz önce ipuçlarınızı da verdiniz bu sürprizlerle ilgili kısımlardan, ulaştırmayla ilgili bir çalışmalar yapabileceğinizi söylediniz. Yani sivil sektörde de biraz yavaş yavaş devleti bu dönemde göreceğiz gibi gözüküyor. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Çünkü dediğim gibi yani savunma sektörümüze daha iyi hizmet verebilmek için buradaki Ar-Ge faaliyetlerimizi destekleyecek yeni kaynaklar da yaratıyor olmamız lazım. Bu sadece bu değil, aslında geliştirdiğimiz yetenekleri sadece savunma sektörünün hizmetine değil, memleketimize ihtiyaç duyulan diğer sektörlere de sağlayabiliyor olmamız lazım. Çünkü savunma sektörü zaten katma değerli, sadece Türkiye için değil, bütün dünyada ekonomilerin en katma değerli, en lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla buradaki yeteneği bir şekilde mücavir sektörlere de aktarmak aslında hedefimiz olmalı. Bu sadece bizim değil, aslında savunma sanayinde hedefi olmalı. Gelişmiş ülkelere baktığımızda sadece savunma odaklı şirketlerin sayısı azalıyor. Yani mutlaka yatay sektörlerde de en büyük savunma şirketlerine baktığımızda hiçbir yere girmiyorsa siber güvenliğe giriyor mesela. Siber güvenlik sadece savunmanın alanı değil, bütün bilişim sektörünün alanı ama günümüzde artık savunmayla da birlikte anılıyor. Dolayısıyla bu alanlara mutlak suretle girmek, hem kaynak yaratmak adına hem kabiliyetlerimizi buralarda konumlandırmak adına önemli. Şimdi tabii Ar-Ge'den bahsettiniz. Daha önceki görevlerinizde de aslında teknolojinin içindesiniz. Yani teknolojiden sorumlulukla ilgili genel müdürlüğü yardımcılığı yaptınız. Silahlı kuvvetlerinde de benzer görevleriniz oldu. Tabii burada önümüzdeki dönemde baktığımız zaman SDT'de mevcut programların ağırlığında genelde Ar-Ge temelli çalışmalar oluşturuyor. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarınız, kazanımlarınız ve zaman içindeki hedefleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii SDT bir teknoloji şirketi olarak kurulmuş ve hayatına da bir teknoloji şirketi olarak devam ediyor ve devam edecek. Kısaca aslında hani bu zamana kadar SDT'nin elde ettiği ve dikey uzmanlık alanlarında geliştirdiği yeteneklerden, bunların öne çıkanlarından bahsedecek olursak, mesela sentetik açıklıklı radar temelli sinyal ve görüntü işleme yeteneklerimizi, gözetleme uyduları için yer istasyonu çözümlerimizi, işte farklı platformlar için tasarımını ve üretimini yaptığımız veri kayıt sistemi, platform yönetim sistemi ve silah yönetim sistemi benzeri ürünlerimizi, yine başta hava kuvvetlerimiz için geliştirilen ve F-16'larda başarıya değinen taktik eğitim kodumuzu ve smart ve benzeri simülasyon ürünlerimizi, yeteneklerimizi, elektronik harp alanında da hem elektronik destek tedbirleri hem de elektronik karşı tedbirler kapsamındaki yeteneklerimizi, bunun üzerinde DNA iş ortaklığımızla birlikte geliştirdiğimiz farklılıktaki RF karıştırıcı ürünlerimizi saymak mümkün. Ve önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerdeki, bu alanlardaki faaliyetlerimizi türev ürünler geliştirme, markalaşma odaklı olarak devam ettireceğiz. Buralarda SDT'nin ismini duymaya, belki farklı ürünlerle, belki farklı kabiliyetlerle duymaya devam edeceğiz. Buna ilave olarak uzaktan algılama alanında yeni teknolojilerle tespit, teşhis ve takip sağlayacak aray ürünler geliştirme konusunda çalışmalar yapacağız. Tüm bunlardan yine bu zamana kadar yaptığımız faaliyetlerden belki bir nebze farklı olarak tasarım yeteneklerimizle yazılım kabiliyetlerimizi bütünleştirecek ve başta nesnelerin interneti konsepti olmak üzere 21. yüzyıl teknolojilerini ihtiva edecek yeni faaliyet alanlarında da SDT'yi görmeye başlayacağız. Bu kapsamda işte özellikle COVID sonrası dönemde ortaya çıkacak fırsatlardan bir tanesi olan insansız sistemlere de kabiliyetler geliştirme, belki platformun kendisi değil, çünkü platformun kendisini yapmak hem artık çok fazla katma değerli değil belki, ama onun üzerine yetenek geliştirmek, akıl geliştirmek ve buraların yönetimiyle ilgili yetenekler geliştirmek konusunda SDT'yi
daha fazla duyar görür olacağız inşallah. Şimdi Naval ve teknoloji odaklı bir kuruluş olarak SDT araştırma altyapısı ile imalat kabiliyeti dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi aslında şöyle, bu dışarıdan bakıldığında evet, yani SDT hani hem teknoloji üretiyor, hem Ar-Ge yapıyor, hem de üretim yapıyor. İşte acaba bunlardan bir tanesini tercih edecek mi veya bunları nasıl kendi içerisinde yürütüyor diye düşünmek gayet normal, ama ben olaya şöyle bakıyorum aslında. Ar-Ge ve üretim aslında birbirini tamamlayan iki yetenek. Ar-Ge vasıtasıyla geliştirdiğimiz tasarım kabiliyetlerini önce prototipleyerek, sonra da bunu ürün haline getirip imal ederek önemli bir yeteneğe, uçtan uca önemli bir yeteneğe sahip oluyorsunuz ki bu yetenek de bence çok değerli. SDT aslında bu anlamda sektörde ve özellikle kendi segmentinde tüm bu kabiliyetlere sahip nadir şirketlerden bir tanesi. Yani biz ne sadece tasarım şirketiyiz, ne sadece üretim şirketiyiz, ama tasarımı, üretimi, dolayısıyla Ar-Ge ile imalatı el ele birlikte götürüp bunları birbirini destekleyecek şekilde kullanabilen bir şirket olarak aslında istisnai bir yerimiz de var diye düşünüyorum ben. Şimdi malumunuz bizim gerçekten güçlü bir elektronik tasarım ve üretim altyapımız var. Bu üretim altyapımızı sadece kendi tasarladığımız ürünleri imal etmekte, bütünleştirmekte değil, sektörde bu üretim ihtiyacını hisseden paydaşlarımıza hizmet olarak sunarak da kullanıyoruz. Benzer şekilde yine üretim kabiliyetimizin içerisindeki test yeteneklerimizi de hem kendi sistemlerimizin testlerinde hem de bu testlere ihtiyaç duyan paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyoruz. Bu aslında kapasitenin bir kere olabildiğince yüksek kullanımına imkan sağlıyor. Bir taraftan da SDT'ye baktığımızda gelir sağlıyor. Biz bunu bir kaldıraç olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda farklı tasarımların üretimini burada yapmak bizim başka kabiliyetlerimizi, kaslarımızı da güçlendiriyor. Bize başka türlü de tecrübe katıyor ve bunlardan bir bütün olarak istifade etmeye çalışıyoruz, ama bir teknoloji şirketi olarak yolumuza devam edeceğiz önümüzdeki dönemde de bu dengeyi içimizde sağlayarak ve gözeterek. Ömer Bey, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize ve tabii ki Defense Örgü okuyucularına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Elbette. Şimdi tabii Defense Örgü aslında kuruluşundan yana bu yana benim sektörde yakından takip ettiğim ve gerçekten sektöre hem bilgilendirme anlamında hem yön gösterme anlamında sadece kendi içimizde değil aslında dünyadaki gelişmelerle ilgili de haber verme, vizyon sağlama anlamında gerçekten çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ve bu anlamda da ben böyle güzide bir kurumla SDT'deki ilk röportajımı yapmış olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum ve umut ediyorum normalleşme süreci sonrasında yüz yüze beraber olarak karşılıklı olarak tabii sosyal mesafeyi belli bir müddet korumak kaydıyla inşallah birlikte daha güzel haberleri sizler vasıtasıyla hem sektörümüze hem de kullanıcılarımıza tedarikçilerimize vermeyi umut ediyorum. Ve son olarak tekrar bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz. Savunma sanayimizin güçlü kobilerinden SDT'nin genel müdürü olarak sizin de vizyonunuzla beraber SDT'nin 2020'li yıllarla beraber daha da ivmelenerek hem yurt içinde hem yurt dışında çok önemli projelere imza atacağınıza inanıyoruz, güveniyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu güveninize ve inancınıza layık olmaya çalışacağız biz de SDT olarak.